Sayın Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Başkanımız, Sayın Dünya Sözü Akademisi Derneği Başkanımız, çok kıymetli şairlerimiz, ozanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği ve Dünya Sözü Akademisi Derneği olarak 2015 yılından beri bu salonda her ay bir defa şiir, sanat, kültür sanat programı yapmaktayız. Kasım ayı programı vesilesiyle bir kez daha sizlerle bir aradayız. İnşallah hep birlikte güzel bir akşam geçirmeyi temenni ediyoruz. Bildiğiniz gibi dün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümüydü. Biz de bu ayki programımıza Atatürk ve yeni Türk alfabeti konusunu aldık. Programımız iki bölümde olacak, her zaman olduğu gibi iki bölümde icra edilecek. Birinci bölümde Atatürk ve yeni Türk alfabeti konusunda Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Başkanımız Profesör Doktor Celal Demir Hocam, Dünya Türk Akademisi Derneği Başkanımız Profesör Doktor Hayrettin İbin Hocam ve Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi tarihçi Kenan Çağlayan Hocam birer konuşma yapacaklar. Konuşmaların sonunda kısa bir soruda soru sorma şeyi de var herhalde, değil mi hocam? Soru da sorabilirsin. Zaman kalırsa evet. Programın ikinci bölümünde yine her zaman olduğu gibi değerli, aramızda değerli şairlerimiz var. Onlar da şiirlerini seslendirecekler. Böylece bir program daha bitirmiş olacak. Celal hocamı davet edeceğim ama beklerim mi hocam ezanı? Konuşmasını yapmak üzere Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği Başkanımız Profesör Doktor Celal Demir Hocamı mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Evet. Teşekkür ederim değerli hocam. Kıymetli misafirler, sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkanları, yönetim temsilcileri, şairlerimiz, yazarlarımız, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malum olduğu üzere 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intihalinin 86. yıl dönümü. Kasım'ın birinde meclisten geçip 3 Kasım'da da resmi gazetede yayınlanan Yeni Türk Alfabesi'nin 80-90 küsürüncü yılı münasebetiyle bu ayın ilk 10 gününde iki tane konu olduğu için bu konunun seçilmesi de isabet olmuş. Hem alfabet tartışmalarında neredeyiz, niye hala tartışılıyor bu, o konuya bir ışık tutmak, hem de Atatürk'ün bu önemli projesini, bu bize bırakmış olduğu kültür mirasını kısaca değerlendirmiş olmak. Şimdi efendim, bu alfabe değişikliği, yeni Türk alfabesinin kabulü konusu Cumhuriyet'in ilk 10 yılında gündeme gelmiş değil. Bu konu Tanzimat döneminde tartışılmaya başlanmış. Hatta o kadar ki en az Cumhuriyet döneminde tartışılmış. Tanzimat döneminde niye tartışılmış? Önceden niye yoktu böyle bir şey? Osmanlı mekteplerinde Osmanlıca okutulmuyor muydu? Osmanlı mektepleri deyince aklımıza ne gelecek? Mahalle mektepleri ve medreseler gelecek. Mahalle mektepleri ve medreseler. Mahalle mekteplerinde alfabe öğretimi yoktu. Yani okuma yazma öğrenme yeri değil oralar. Oralar Kur'an alfabesini öğretmek ve Kur'an okumayı öğretme yeriydi. Bugün modern dönemde de yaz tatilinde okullarımızı camilere gönderiyoruz. Kur'an kursu adıyla
efendim Kur'an okumayı öğreniyorlar, geliyorlar. O zaman da öyleydi. Peki okuma yazma nerede öğretiliyordu? Medreselerde. Medreselere de belki 50 çocuktan bir tanesi gidiyordu. 12 yaşında, 13 yaşında medrese orada bunu öğretiyor, devam ettiriyordu. Ve kimse de şikayetçi değildi. Nasıl öğretiyorlardı? Hangi yöntemle öğretiyorlardı? Bu konuda bize kalmış bir doküman yok. Peki bu mesele ne zaman gündeme geldi? Bu alfabede ne kadar zormuş ya? Bunu öğretemeyiz biz. Bunu değiştirelim veya bunu ıslah edelim. Yani düzeltelim veya değiştirelim. Görüşü ne zaman gündeme geldi? Tanzimat döneminde ilk mektepler ıslah edildikten sonra ve güç diye mektepleri açıldıktan sonra buralarda düzenli olarak okuma yazma öğretilmeye başlandı. Osmanlı alfabesi. Özür dilerim. Düzenli olarak derslerde verilmeye başlanınca baktılar ki bu mesele çok ciddi. Bilhassa Rüştiye mekteplerinin ilk açılışı ortaokula karşı geliyor ama aslında bu okulların ilk açılması devlet memurlarına okuma yazma kursu vermekti. Yani devlet memuru olmuş 16 yaşında, 17 yaşında efendi deniyor bunlara, yeni başlamış memuriyete. Bunlar okuma yazma bilmiyorlardı. Gazeteci, şair, yazar Ahmet Rasim aynen şöyle yazar. Biz okuma yazmayı kalemde öğrenirdik. Kalem dediği devlet memurluğu. Devlet memurluğunda birinci basamak efendi. Ondan sonra da katip oluyorlardı okuma yazmayı öğrenince. Ve bu memurların çoğu da okuma yazma bilmiyordu. Ne zaman? Belki üçüncü yılında, dördüncü yılında öğreniyorlardı. Ondan sonra eline kalem veriliyordu. Zabıtlara tut, işte evrakları işte filan. Bu Rüştiye mektepleri 18, 19, 20 yaşındaki memurları çağırıp onlara okuma yazma kursu biçiminde düzenlendi. Çalışmalara başlayıp baktılar ki bu alfabeyi öğretmek çok kolay değil. Bunu ben de üniversitede biliyorum. Ben de üniversitede Osmanlı Türkçesi dersi veriyorum. Osmanlı Türkçesi dersi. Oraya gelen çocukların en genci 18-19 yaşında. Ve bir sınava aşarak gelmişler. Akıllı oldukları kesin. Ama ben bunlara kolay öğretemiyorum. Zorlanıyorum. Şimdi birinci sınıf öğrencilerini düşünün. 6 yaşında, 7 yaşında gönderiyoruz çocukları. Çocuklar 2 ay, 3 ay orada öğretmenden okuma yazma dersi alıyorlar. Şimdi alıyorlar. Ve 15 tatil dediğim sömestr tatiline giderken öğretmen onlara küçük okuma kitabı veriyor. Onlar o tatilde o kitabı okuyorlar. Ve yazıyorlar yani. 4 ayda öğretiyoruz. Ama ben üniversitede 1. dönem 4 ay, 2. dönem 4 ay, bir de 2. sınıf 4 ay, 8 ay. Yani 16 ayda 2 sınıfta zor öğretiyorum. %80'ini öğretiyorum, %20'sini öğrenmiyor. Peki neden? Nerede geliyor bu zorluk? Osmanlı alfabesi içindeki harfler Türk dilini yazmaya uygun değil. Uygun değil. Niye? Bizim dilimizde 8 tane ünlü var. Harf. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. 8 tane. Alfabemize bakın Osmanlı alfabesinde 3 tane harf var ünlü. Birisi Elif, birisi Hemze, birisi Y. Y de bugün çağdaş dillerde ünlü kabul ediliyor. Bizde yardımcı ünlü ya da kaynaştırma harfi kabul ediliyor. Yani O demek için bir vav lazım. Ö demek için de vav kullanıyorsunuz. G, vav, L denecek göl olabilir, kül olabilir, kül olabilir, kul olabilir. Sözün gelişinden çıkaracaksınız. Sözün gelişini çözemediğinizde ne olacak? Yanlış okursunuz. Efendim şimdi bununla ilgili özür dilerim, bir de şey anlatırlar. Zamanı birinde Afyon Karahisar'ı veya bir başka ili fareler basmış. Fareler istila etmiş. Oradaki mülki amir işin üstesinden gelemeyince İstanbul'a bir istida yazmış. İstida. Efendim beldemizi, şehrimizi fareler istila etti. Çaresi ne ola? İstanbul'daki bunu okuduktan sonra fare istila etmek hemen aklına gelir, kedi gelir. O da bana
bir istida göndermiş, ferman göndermiş. Beldenizde, şehrinizde ne kadar kedi varsa toplayıp falanca ile gönderiler. Kedi kelimesi ile ciddi kelimesinin yazılışı aynı. G, dal ve ye. Kedi de okunur, gidi de okunur. O da onu öyle okumuş. Buradaki ne kadar gidi varsa toplayıp o şehre gönderin diye. Yani şehirde ne kadar işkıya varsa toplamışlar, oraya göndermişler. Böyle anlatmış. Şimdi bu alfabenin zorluğunu tanzimat döneminde görünce dediler ki biz bu alfabeyi değiştirelim. Bazıları dedi ki hayır değiştirmeyelim, ıslah edelim. Ne demek ıslah edelim? Vav'un üzerine bir nokta koyalım, U olsun. Vav'un üzerine iki nokta koyalım, Ü olsun. Vav'un üzerine bir çizgi koyalım, Ö olsun. Altına bir çizgi koyalım, U olsun. Böylece ıslah edelim. Başka diğerlerine bu çizgi, diğerinin üzerine bir çizgi koyalım falan filan. Bunlar ıslahı hurufçular, yani harfleri ıslah edelim diyenler. Bir kısım da vardı ki tadili hurufçular, harfleri değiştirelim yani tadil edelim diyenler. Bunların arasındaki tartışmalar meşrutiyet dönemine kadar devam etti. O bildiğimiz Nâme Kemal'ler, Ziya Paşa'lar, Şinasiler, efendim Ali Süavi'ler, Recaizade Ekber, Ahmet Mithat'lar, Tanzimat döneminin meşrutiyetlerin meşruları hep bunu tartıştılar. Ama doğru söylemek gerekirse hiç kimse memnun değildi. Fakat ıslah edelim diyenler çoğunluktaydı. Meşrutiyet dönemine geldiğimizde değiştirin diyenler çoğunluk oldu. Hatta bu tartışmalarda Enver Paşa da taraf oldu. Enver Paşa tartışmaları izledi. Baktı ki bu şikayetler şuradan geliyor. Bizim Osmanlı alfabesi dediğimiz alfabede Elif, B, T, S. B kelimenin başında başka türlü yazılıyor. Ortasında başka türlü yazılıyor. Sonunda başka türlü yazılıyor. S de öyle, cin de öyle, ha de öyle, dal de öyle, zı da öyle, dal, sal, hepsi. Yani kelimenin başında başka, ortasında başka, sonunda bunu çocukların öğrenmesi demek 90 çeşit harfi öğrenecek anlamına geliyor. O zaman Enver Paşa dedi ki bunun bir çaresi var. Önce ben uygulayayım, siz bakın. Huruf-u mukatta adını koydu. Huruf-u mukatta, yani kesik harfler. Halk bunlara ordu alfabesi de dedi. Hattı cedid diyenler de oldu. Enver Paşa yazısı diyenler de oldu. Huruf-u mufassala, ayrık anlamına gelen diyenler de oldu. Neydi bu? Harfleri hiç değiştirmeyeceğiz. Elif, ondan sonra aba yazacaksak elif, B, elif. B değişecek, hiç değiştirmiyoruz. Aynen, nasılsa öyle koyacağız. Şimdi mesela alfabemizde A'nın büyük şekli başka, küçük şekli başka, üçüncü şekli yok. Büyük A var, küçük A var. Ama Osmanlı alfabesinde başta B var, ortada B var, sonda B var. Bir de el yazısı var. El yazısında çeşitleri var. Ringası var, sürüsü var, çeşit çeşit. Bunun altından kalkamadılar, öyle. Tanzimat döneminde tartışıldı ve meşrutiyet döneme geldiğimizde Enver Paşa bunu denedi. 1,5-2 yıl kadar orada yazı sırada kullandı. Fakat bu defa subaylar, müşriler, diğerleri şikayetçi olarak dediler ki bu geciktiriyor. Yani hızlı haberleşmemize engel oluyor. Çabuk çabuk yazamıyoruz. Osmanlıca'da yardımcı ünlüler yazılmadığı için mesela G diye yazacaksın. G, L, D, Y. 3 tane. G, L, D, Y. Yani bir G var, bir lan var, bir de dal var, bir de Y var. Baştaki G, K'ye dokunabilir. O ayrı bir soru. Yani ünlüler yazılmadığı için çabuk yazılabiliyordu, bu doğru. Lakin yanlış okumalara sebep oluyordu. Enver Paşa'nın bu uygulaması hızı ortadan kaldırdı. Hızlı haberleşmeyi ortadan kaldırdı. Bu nefretleri şikayet konusu oldu, ondan da vazgeçildi. Genç kalemler dediğimiz efendim Türkçecilik hareketiyle bu alfabenin değiştirilmesine yani havuz koyunca işler tersine döndü. Yani hurufu, ıslah hurufçular geride kaldılar. Tadil hurufçular, değiştirin diyenler çoğunluk durumuna düştü. Meşrutiyet döneminden sonra da Cumhuriyet dönemine geldiğimizde artık tartışacak bir şey kalmamıştı. Hatta Cumhuriyet'i kuranlar, Cumhuriyet döneminde politika üretenler, milletvekilleri, genel müdürler, meclisteki diğer üyeler,
bürokrasideki önemli kişiler hepsi de meşrutiyet döneminde bunlara tartışmalara katılmış, fikir beyan etmiş, alınan karar veya ortaya çıkan belirginleşen düşünce neyse hepsini bilen insanlardı. Bu nedenle Cumhuriyet döneminde bu konu tartışılmadı. Tartışılmadı ve sadece karar verildi. İlk defa İktisat Kongresi'nde 1923'te İktisat Kongresi'nde dediler ki harflerde burada bir ele alalım, konuşalım. Kazım Karabekir Paşa şimdi zamanı değil, yeri değil dedi, bıraktılar. Ondan sonra meclise taşındı. Şükrü Saracoğlu, daha sonra Milli Eğitim Bakanı olan Şükrü Saracoğlu mecliste bu konuyu gündeme getirdi. Dedi ki bu kadar yatırım yapıyoruz. Ne zaman bu? 1924'te. Bu kadar yatırım yapıyoruz. Yani kitap basıyoruz, gazete basıyoruz, efendim ders kitabı bastırıyoruz, tebligat gönderiyoruz, tamim yayınlıyoruz. Bu kadar kağıt, bu kadar masraf ama hiçbirisine dönüt alamıyoruz. Vatandaş okuma bilmiyor. Bunun bir çaresi olmalı. Dedikten sonra bu defa mecliste tartışmaya başlandı. Daha sonra kanun teyit. Ben Kenan Hocam'a bırakacağım bu işi. İşin kanun hazırlanması, oylanması filan. Ve İktisat Kongresi'nden sonra bir başka komisyona daha ele alınmıştı. Bakü'de, Bakü Türkoloji Kongresi'nde de ele alınmıştı. Ve Bakü Türkoloji Kongresi'nde bütün Türk boylarının temsilcileri geldi ve oradan da bir karar çıkmıştı 1926'da. Evet dediler, biz de aynı sıkıntılar yaşıyoruz ama Kiril alfabesinde yaşıyoruz, ama Arap alfabesinde yaşıyoruz. Bunların hiçbirisi Türkçe'ye göre bir alfabe değil. Biz de bunları kullanamıyoruz dediler ve Latin harflerinden seçerek dilimize uygun bir alfabeden yana olduklarını beyan ettiler. Karar, tavsiye kararı alındı. Ondan sonra gelişmeler yine Kenan Hocam inşallah bize söyleyecek. Ve arkadaşlar 1928'de Doktor Rıza Nur, biliyorsunuz Rıza Nur, Paris'te bir kitap yayınladı. Oğuzname'yi yayınladı. Harf inkılabından 4 ay önce Paris'te. Nasıl? Yeni harflerle. Bugün kullandığımız 1928'i kabul edilen efendim yeni Türk alfabesiyle Oğuzname'yi Paris'te yayınladı. Ve nüshalar İstanbul'a dolaşmaya başladı. Bu alfabenin halk tarafından benimsenmesinde bu kitabın çok faydası oldu. Daha sonra meclis kanununa geçtikten sonra da halk evleri açıldı. Halk evlerinde okutulmaya başlandı. Süratle insanlarımız okumaya öğrendiler. Bundan sonrasında Atatürk'ün yaptığı çalışmaları Ahiret Hocam'dan dinleyelim. Kendilerine şimdiden teşekkür edeyim. Kısa kesiyorum. Eğer sorularımız olursa, zamanımızda kalırsa karşılıklı sohbet şeklinde devam ederiz. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.